Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını 100 bin kişide 6-12 Mart tarihinde nasıl yükseldiğini, nasıl düştüğünü haritalı bir şekilde ekranda gördüğünüz şekilde açıkladı. Burada dün kabine toplantısı sonrasında yasaklar Önceki belirlenen bir önceki kabine toplantısında belirlendiği şekilde devam edeceği ifade edilmişti ama şöyle bir şey var ki gerçekten de bazı illerde düşüş, bazı illerde artış doğru olmuş. Ama düşüş yaşayan iller ödüllendirilmedi. Bunların başında Burdur gelmekte. Ceza yemesi gereken il Iğdır. Ceza yemedi. Kapanmadı. Iğdır. Şu anda 80.97 artışa göre. Burdur 86.49. Burdur kırmızı listede yani çok riskli grupta 86.49 çok riskli ama Iğdır 80.97 risksiz mavi kategoride bütün yasaklar kalkmış durumda. Cumartesi pazar yasak yok kafeler ve restoranlar açık bir şekilde faaliyetlerini gösterebilmekte. Ama Burdur'da bütün yasaklar devam etmekte. E Burdur'daki insanların suçu ne madem? Orada kafeler restoranlar neden açık değil? Bu oranla Iğdır'da açık oluyorsa veyahut da Isparta'da. Neden açık değil? Neden Ispartalılar pazar günü yasağına mağdur durumdalar? Veyahut da Afyon neden pazar günü yasağına mağdur? Bilecik neden mağdur? Eskişehir, Ankara neden pazar günleri kapalı? İnsanlar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor da. Iğdır'da selbes, mavi. 80.97 selbes olabilirken 66.68.53 nasıl selbes olmuyor? Kilis 255. 100.000'de 255. Burada kafe ve restoranlar açık. Cumartesi günü yasak yok. Ama Burdur'da 86 iken bütün her yer kapalı. Rize'de 188 iken kapalı. Trabzon'da 222 iken kapalı. Ordu'da 248 iken kapalı. Ya bakıldığında Edirne'de 200 aralarında 55 puanlık fark var. Burada kapalı, orada neden açık? Klise neden yasak gelmedi? İşte Burada da şu çıkıyor yasaklarda da artış gösteren yerlere tedbir gelmesi, düşüş yaşayan yerlere ödüllendirme amaçlı kafe, restoran vesaire kapalı yerlerin açılması gerektiği dillendirilmişti. Ama öyle olmadığı da haritada şu anda sizin de gördüğünüz şekilde anlatılmış durumda. Yani Iğdır bu orandan çok serbest kalabiliyor. Kilis bu orandan çok serbest kalabiliyorsa Burdur'daki vatandaşın suçu ne? Esnafın suçu ne? Denizli'dekinin ne? Afyon'dakinin ne? Burdur'da bir de tam kapanma var. Rize'dekinin ne? Bunların daha fazla dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü adaletli bir şekilde yasak, tedbir, kararlar uygulanacaksa adaletli bir şekilde uygulanmasından yanayım. Eğer o ilde artışlar varsa yasaklar gelmeli, düşüş varsa burada halkın, esnafın, işte çalışmak isteyenlerin, kafe ve restoran işletmeler olanların gerekli haklarının almaları gerektiğini düşünmekteyim. Konuyla ne alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe temiz kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.